Mersin'de, güzelim Mersin'de görkemli hatıraları Diyarbakırlı Cahit Sıtkı Tarancı ile birlikte başlatıyoruz. Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Ekran başında bizi izleyen bütün Anadolu ve buraya gelmiş olan Mersinli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Vahap Seçer'in memleketi Mersin'e nihayet geldik. 10 kat daha güzel, inanın burası. Kesinlikle. 10 kat daha güzeli, pırıl pırıl, tertemiz. Öncelikle kutluyorum başkanım, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz Mersin'imize. Parkımız güzel, gerçekten belki de dünyada eşi ender yok. 7,5 kilometrelik bir güzergah, bisiklet yolunuz, yürüme yolunuz, gezinti yolunuz. İşte sandalyenizi açıp oturup ailenize yemek yiyeceğiniz, kahvaltı yapabileceğiniz çim alanlar, işte çevre sorunları, felaketleri. Belki de dünyanın, Türkiye'nin değil, dünyanın birinci gündem maddesinin bu olması gerekiyor. İşte yaşanan afetler, yangınlar, seller, fırtınalar, boranlar, bütün bunlar çevreyi hunharca kullanıyoruz, horca kullanıyoruz, evet. Hoyratça kullanıyoruz. Umut ediyorum daha bilinçli bir toplum, başta kendi bölgemizde, ben Mersin'in belediye başkanıyım. Öncelikli olarak sorun alanı gördüğüm konuların Mersin'de daha iyi noktalara evrilmesinden sorumlu bir insanım. Örneğin temizlikse, benim kentim temiz olursa, Zeydan Başkanımın kenti temiz olursa, Lütfü Başkanımın olursa, Muhittin Başkanımın olursa, bu sahil şeridi tertemiz bir sahil şeridi olur, kentler olur, muazzam memleketler haline geliriz. Biz şöyle bir düşünce içerisindeyiz. Bir kenti yönetirken, onların hizmetlerini yerine getirirken kente kendinize ait hissetmelisiniz. Yani bu çalışanlar için de böyle. Sadece bir belediye başkanı için değil. Ben sabah kalkıyorum Mersin'le, akşam yatıyorum Mersin'de. Bütün hayatım Mersin benim. Benim kafamın arkasında hiçbir şey de yok. Ne para, ne pul, ne o, ne şöhret, ne makam. Böyle hiçbir derdimiz yok. Biz koşullanmışız. Mersin'i bir noktadan teslim aldık. Çok daha iyi noktalara getireceğiz. Mutluluk derecesi 10 üzerinden 5 ise Mersin halkının, 5 yıl sonra 10 üzerinden 10 olsun istiyoruz. Herkes mutlu olsun. Herkes huzurlu olsun. Yani biz böyle bir memleket hayaliyle hizmet yapıyoruz. Evet. Onun için de moralimiz, enerjimiz yerinde, onu da söyleyeyim. Maşallah. Ben belediye başkanı olarak elbette ki böyle bir kadim kentin belediye başkanı olmaktan gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz ama bunun sorumluluklarını da taşıyoruz. Şunu söyleyebilirim ki Mersin tanınmıyor. Mersin'in bu özellikleri yeterince bilinmiyor. Bu da bizim için çok derin bir yara. Bunu çözmemiz gerekiyor. Belediye başkanı olduğumuz günlerden, ilk günlerden bugüne bu gerçekle yüzleşerek çalışmaları yapıyoruz. Bizim Mersin'i tanıtacak, anlatmak gerekiyor. Çalışmalar yapmamız lazım, anlatmamız lazım. Bu konuda da belediye olarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Gerekli katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Gerçekten Mersin tarih kenti, Mersin kültür kenti, Mersin kadim kent ama yeterince tanıtmamız gerekiyor. Sadece Türkiye'ye değil, dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Dünyanın evet. bir ucundan insanlar buraya gelir. Yani burada Sempol'ün evinin, Sempol'ün kilisesinin, Sempol'ün kuyusunun olduğu bilinsin. Dünyanın her tarafından ki biliniyor. Bu kanalları açalım, turizm yatırımları yapalım. İşte uluslararası havaalanı, Çukurova Havaalanı uzun yıllardır bekliyor. Yapılamıyor. 2013'te temeli atıldı. Üzerinden 8 yıl geçti. Bu proje daha da önceki tarihlere dayanıyor. Oysa ki turizm için çok önemli bir havaalanının olması, bunun uluslararası havaalanı olması, yeterli konaklayabileceğiniz tesislerinizin olması. Bizim Mersin'e gelen turist sayısı Antalya'nın yanında çok komik. Antalya'ya yılda 15-16 milyon turist gelir, turist ziyaret eder. Mersin'in ziyaretçi sayısı 120 bin, 130 bin, çok maksimum 150 bin gibi bir turist aynı sayısı. Deniz. Mersin'in, şehrimizin direği de Mersin'in kadınlarıdır.
Kadınlarımız olmazsa o direkt devrilir ve Mersin çöker. Elbette çok değerli, biz tabi burada cins ayrımından ziyade bir adaleti sağlama peşindeyiz. Yani pozitif ayrımcılığın da anlamı, manası budur. Çalışma hayatında, siyasal hayatta, sosyal hayatta kadınlarımız da erkekler kadar olma hakkına sahiptir. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bu kente hizmet etmek zorundayız. Onun için de kendini kente ait hisseden, kentini belediyemize ait hisseden başta kadınlarımızla bu kenti ihya etmek istiyoruz. Şu anda zaten uluslararası bir festival devam ediyor, müzik festivali. Çok değerli sanatçılar var. Yine dünyaca ünlü Goran Bregovic 2 Ekim'de sahne alacak. Bizim spor tesislerimizde, Macit Özcan spor tesislerinde. Hemen ardına da Rus Kızıl Ordu korosu geliyor, Haluk Levent'le beraber. O da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bir organizasyonu. Özgecan Meydanı'nda yine Kültür Park içerisinde olacak. Buradan da tüm Mersinli hemşerilerime duyurmak istiyorum. 3 Ekim akşamı orada hep beraber olmak isteriz. Çok nefis bir konser olacak. Kızıl Ordu Korosu ve Haluk Levent. Türk sanat müziği, Türk halk müziği, folklor, kent orkestrası, hem müzisyen hem ses sanatçısı olmak üzere 43 sanatçıyı bünyemize kazandıracağız. Mersin şenlenecek. Mersin sanata doyacak. Mersin etkinlikler kenti olacak. Pandemiyle beraber biz burada yerel gruplarımıza, yerel sanatçılarımıza, 2100. Hem müzik gruplarımıza hem tiyatro topluluklarına imkan sağladık. Evet. İzninizle şunu söylemek istiyorum. İmkan sağladık, sadece fırsat verdik, yardım etmedik. Yardım etmek başka bir şey. Evet. Bakın, sanatçıya yardım olmaz. Biz onlara konser vermelerini istedik. Onlar da emeklerini ortaya koydu. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak elbette ki onların maddi olarak karşılıklarını vermek zorundaydık. Ben bunu yardım olarak kabul etmiyorum. İş bulamadıkları dönemde onlara iş yarat. Evet. Hepsi bu. Bir duyuru da yapmak istiyorum tiyatro konusunu kapatmadan. Bizim bu yıl sonuna kadar bütün etkinliklerimiz ücretsiz olacak. Buradan tüm Mersinlilere de duyurmak istiyorum. Bravo. Sinemada Mersin'de muazzam alanlar bulabilir. Bir film platosu olabilir Mersin. Çünkü 12 ay iklimsel olarak da buna müsait. Doğal güzellikleri olarak müsait. Kentin kültürel yapısı olarak müsait. Neden önemli filmler, ünlü filmler burada çekilmesin? Tüm dünya bizi tanımasın. Biz bunun için her türlü altyapıyı yapmak için gayret ediyoruz belediye olarak, ama şunu da ifade edeyim. Sanat, sanatçı Mersin'de hak ettiği yeri bugüne kadar maalesef umulan seviyede bulamamış. İnşallah bizim gayretlerimizle bundan sonra Mersin hem sanatın hem de sanatçının kenti olsun istiyoruz. Bizi sanat kurtaracak. Bravo. Çünkü insanları o bir araya getiriyor. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları mavilere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları mavilere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Ben tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Yarınlar bugünlerden çok daha güzel olacak. Herkese mutluluklar diliyorum.